Teknoloji Okulu'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere Apple'ın önümüzdeki günlerde açıklayacağı zamlardan biraz bahsedeceğiz. Diyeceksiniz ki ya sen nereden biliyorsun Apple'ın zam yapacağını? Müneccim misin, nesin sen diyebilirsiniz. Bunun için müneccimliğe gerek yok arkadaşlar. Biz bu videoyu çekerken dolar 12 Türk lirasına doğru koşarak gidiyordu. Belki de videoyu yayınladığımız anda dolar 12 değil 13 lirada olmuş olabilir. Çünkü öyle bir duruma geldik ki artık bir yere fiyat soruyorsunuz. Diyorsunuz ki ya ben bir dışarı çıkıp kardeşime sorayım, anneme sorayım, babama sorayım, okey verirse alayım diyorsunuz. Adam tamam diyor size. Dışarı çıkıyorsunuz, arıyorsunuz. Tamam oğlum, tamam kızım, işte al dediğinde içeri giriyorsunuz. Adam diyor ki o fiyat değişti, o fiyat 5 dakika önceydi. Dolar 5 dakikada nereden nereye geldi? Benim fiyatım da buradan buraya geldi diyor. Yani işin şakası artık kalmadı. Şaka diyeceğim zannettiniz ama şaka değil arkadaşlar. İşin şakası artık kalmadı. Şimdi gelelim Apple'ın önümüzdeki günlerde açıklayacağı zamlı fiyatlara. Biliyorsunuz şu anda hala Apple'ın sitesinden ön sipariş verebiliyorsunuz arkadaşlar. Eğer paranız varsa alın, çünkü 2-3 hafta sonra bu paraların çok daha yukarısına o telefonu elinizde tutarak satabilirsiniz. Şimdi baktığımız zaman iPhone fiyatlarına hala zam gelmiş değil. Yani açıklanan fiyatlarla ülkemizde satılmaya devam ediyor. Neydi? İşte iPhone 13 mini 11 binlik bir fiyatla çıkmıştı. Diğerleri üzerine koya koya daha fazla böyle bir 25 bin liralara kadar gidiyordu. Fakat Apple bu fiyatları açıkladığında dolar kuru 8 Türk lirası civarındaydı. Şimdi ise 11 Türk lirası civarına gelmiş durumda. Dolayısıyla %30'un üzerinde bir artış söz konusu. Peki sizce Apple bu artışları yansıtmak için bir sonraki Eylül ayını bekler mi? Bizce beklemez arkadaşlar. Hatta hiçbir firma beklemez. Apple'ı şöyle bir köşeye koyalım. Hiçbir firma fiyatlarını güncellemek için bir sonraki lansmanını beklemez. Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz dönemde de dolarda böyle ani yükselişler olmuştu. Ne oldu? Apple hemen fiyatlarını güncelledi. Peki neden şimdi güncellemiyor? Hemen bunu da sizlere belirtelim. Halihazırda üretim sıkıntısı mevcut arkadaşlar. Yani şu anda ben iPhone 13 almak istiyorum deseniz bile, ya da iPhone 13 Pro, Pro Max almak istiyorum deseniz bile gidip alabileceğiniz bir yer mevcut değil. Tabii bu konuda çeşitli söylentiler de var. Bazı elektronik ve teknoloji mağazalarının stok yaptığı, ellerindeki malları depoya çektiği ve elimizde telefon yok dediği üzerine bazı söylentiler de mevcut. Bu söylentiler ne kadar doğru, ne kadar yalan, ne kadar gerçek bilemeyiz. Fakat sosyal medyadaki bazı yorumları, bazı gönderileri okuduğunuzda durumun ne kadar doğru, ne kadar yalan olduğunu zaten direkt olarak kestirebiliyorsunuz. Şu anda gerçek olan bir şey var. Apple önümüzdeki süreçte fiyatlarını önemli oranda artıracak. Bu oranın ne kadar olacağını kestirmek şimdilik çok kolay değil. Ama doların %30 seviyesinde arttığını düşünürsek, Apple'ın da en düşük seviyedeki modeline dahi 2000 Türk lirası veya üzerinde bir zam yapacağını söyleyebiliriz arkadaşlar. Elbette şunu belirtmek istiyorum. Bu bizim tahminimiz. Dolayısıyla bu tahminin doğru çıkıp çıkmayacağını elbette zaman gösterecek. Fakat dediğimiz gibi yakın süre içerisinde bir telefon almayı, bir iPhone almayı düşünüyorsanız çok fazla gecikmeden bu telefonu satın almanızı tavsiye ederiz arkadaşlar. Geciktiğiniz takdirde belki de bu fiyatlara bir daha iPhone 13 ya da iPhone 13 Pro Max vesaire bulamayabilirsiniz. Tabii ki burada bizim bu önerimizi dikkate alıp almamak tamamen size kalmış durumda. Lakin günümüz şartlarında doların 12 Türk lirasına koştuğu bir dönemde Apple gibi bir şirketin zam yapmayacağını söylemek abeste iştigal olurdu. Biz de takipçilerimizi bu konuda uyaralım istedik. Önümüzdeki süreçte farklı videolarla karşınızda olmak üzere hoşçakalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de lütfen unutmayın.